söz vermiştik. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi durumu. Evet, ete kemiğe bürünmüş bir vaziyette inşallah bu deklarasyonda bulunduk. Bütün sözleşmeli personelimiz için bu yeni durum hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah en kısa zamanda bunu bir kanun teklifi haline getirmek suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine getirmek suretiyle bu çerçeveyi yasalaştıracağız. Evet, hatırlarsanız geçen sene bu zamanlar 5 adım atacağız demiştik. Bütün bunları bir süreç yönetimi ve sıralama olarak hayata geçireceğiz demiştik. İşte 2022 sonuna kadar bütün bu 5 adımın hepsinin hayata geçirildiğine inşallah şahit olacağız. Şimdi inşallah sırada EYT'li kardeşlerimizin durumu var. Onunla ilgili detaylı bir çalışma yapıldığını bütün kamu artık biliyor. Geçen sene deklare ettiğimiz ve inşallah asgari ücretle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının düzenlenmesi, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması, akabinde sözleşmeli personelin durumunun yasalaştırılması ve nihayetinde de EYT'li kardeşlerimizin durumlarının ele alınarak bunun yasa teklifine dönüştürülerek yasalaştırılması süreçlerini yaşayacağımızı ifade etmiştik. Evet, Temmuz ayına kadar ilk üçünü gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Ve 3600 ek gösterge ile ilgili yasal düzenlemeyi yaptık. 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle de elhamdülillah bütün memurlarımız ve emeklilerimiz bundan istifade etmiş olacaklar. Akabinde inşallah tabii ki sözleşmeli personel ve EYT'li durumda olan arkadaşlarımızın da yasal düzenlemeye kavuşmasıyla bütün bu verdiğimiz sözlerin bir bir yerine getirildiğine şahit olacağız. Dolayısıyla AK Parti söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir partidir. İlkeli bir yaklaşım içerisinde gerçekten bugüne kadar hiçbir toplum kesimine verdiğimiz sözün hilafına bir yaklaşım sergilemedik, sergilemeyeceğiz. Ve bütün toplum kesimlerini 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Allah'ın izniyle bütün toplum kesimlerimizin alım gücünü artırmak suretiyle çok daha iyi bir noktaya inşallah milletimizi taşıyacağız. Bu çerçevede tabii ki geçici işçilerle ilgili 10 ay çalışıp 2 ay çalışamayan toplum kesimlerine dönük hakikaten bir çalışma devam ediyor. Bu çalışmayı da nihayetlendirip 12 ay sürekli çalışır hale getireceğiz. Bu mealde taşerondan kadroya geçirilme noktasında dışarıda kalan kesimlerle ilgili de Çalışma Bakanlığımızın bir çalışması söz konusu. Bütün bu yasal düzenlemeler hep beraber inşallah hayata geçmiş olacak. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı, 100 yılın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye 100 yılı olarak önümüze çıkacak.